Selam millet, yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün hayatımda yaptığım bir değişikliği sizinle paylaşacağım. Uzun zamandır Android telefon kullanıyordum. Son derece memnunum ama artık iPhone'a geçmenin vaktinin geldiğini düşündüm ve gidip kendime bir iPhone aldım. Kanalımda iPhone 11 2023 yılında alınır mı adlı bir video var. Bu videoda aslında yeni telefon aldım videosundan daha çok 2024 yılında iPhone 12 alınır mı videosu olacak. Ben iPhone 12 aldığımdan kısaca bahsedeceğim. Telefonun teknik detaylarından bahsedeceğiz. Kamera testi yapacağız ve telefon alınır mı, alınmaz mı? Artıları, eksileri neler? Onları anlatacağız. Sonrasında da videoyu kapatıp defolup gideceğiz arkadaşlar. Kutudan neler çıkıyor gibi saçma sapan detaylarla sizi sıkmak istemiyorum. İçerisinden bir tane şarj kablosu, kullanım kitapçığı ve iPhone 12'miz çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. iPhone 12'nin 128 GB'lık modelini gerçekten de çok aradım ama bulamadım. Bendeki maalesef 64 GB'lık modeli. Telefonun ilk eksisinden başlamış olalım. Eğer 64 GB'lık bir iPhone 12 alırsanız ve video çekiyorsanız, içerik üretiyorsanız ilerleyen zamanlarda size hafıza anlamında sıkıntı yaratacaktır. Ben şöyle güzel bir tane MagSafe kılıf aldım ama kılıfı çıkartıp telefonumuzun sağında solunda neler var onlara bakalım iPhone 12 Apple'ın iPhone 11'den sonra tekrar köşeli tasarıma döndüğü İlk iPhone olma özelliğini taşıyor. Alt tarafında bir tane Lightning girişimiz, sağlı soldu hoparlörümüz ve anten çizgilerimiz bulunuyor. Telefonun üst tarafında herhangi bir şey yok. Sol tarafında ses açıp kısma tuşumuz ve anlık olarak sessiz ve genel moda alabileceğimiz klasik iPhone kliğimiz bulunuyor. Buna klik demek de doğru olur mu bilmiyorum ama ben tam adını bilmiyorum özür dilerim. Sağ tarafında da bir tane kilit tuşumuz bulunuyor. Hızlıca telefonumuzun teknik detaylarından bahsedelim. 6.1 inç OLED bir ekrana sahip. Ekranımız Full HD Plus. 1170'e 2532 gibi küsuratlı bir piksel sıralamasına sahip. 460 ppi ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca ekranımız Dolby Vision ve HDR teknolojilerini de destekliyor. Super Retina Display gibi daha detaylı ekran özellikleri de var. Ve her iPhone'da olduğu gibi True Tone teknolojisine sahip. Teknik detaylardan bahsederken aslında telefonu kullandığım süre zarfında nelerin yetersiz olduğundan da bahsedeceğim. Bunların başında gelen en önemli etken tabii ki de bataryası. Kendisinin 2815 mAh bir bataryası var. Ben 5000 mAh'lik bir telefondan 2800 mAh'lik bir telefona geçtiğimde büyük bir afallama yaşadım. İlk bir iki gün boyunca şarjı su gibi gitti. Hatta yanımda eski telefonumu falan taşıdım. Kapanır bir şey olur, hattını çıkartıp ona takarım diye. Ama telefonu bir iki kez %100 şarja ulaştırdıktan sonra ve artık bir iPhone'da kullandığınızı düşünerek Ekran süreniz azalmaya başlıyor yani en azından bende öyle oldu. Ayrıca McDodo'nun 5000 miliamperlik MagSafe Powerbank'ini de kullanmaya başladım. Bunu da bana Mert abi hediye etti bu arada teşekkür ederim. Kendisi 5000 miliamper telefonu 1,5 kere şarj edebiliyor. Telefonun da en başta %100 şarj olduğunu düşünürsek bu powerbank sayesinde gününüzü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Yani en azından ben powerbank ile telefonu gün boyunca kullanabiliyorum. Hatta bazen yanımda olmuyor ona rağmen telefonun şarjı yetiyor. Gelelim kameralarımıza. Telefonun hem ön kamerası hem de arka kamerası 12 megapiksel. kamera kamerada 4K 60 fps video kayıt yapabiliyor. Bir tane de geniş açı kameramız bulunuyor. Ana kameramızın diyafram açıklığı f1.6 Video kayıt özelliklerinde de dol bir vision kayıt, HDR kayıt, optik odak, ağır çekim ve hızlı çekim gibi özelliklere sahip. İkinci arka kameramız da geniş açılı demiştik. Kendisi 12 megapiksel ve F2.4 diyafram açıklığına sahip. Yani bunun F değerinin biraz daha yüksek olması gerekiyor çünkü geniş açı bir kamera. Ön kameramız için de 12 megapiksel demiştik. Onun da f değeri 2.2. Hem ön hem de arka kamerası gayet bana yeterli geldi. Tabi iPhone 15 Pro Max kullansanız bile kameraların gece performansı çok da tatmin edici olmuyor. Ama gün içinde size gayet yetiyor. Gelelim işlemcimize. iPhone 12'de Apple'ın A14 Bionic chipseti kullanılıyor. 64 bit ve 5 nanometrelik bir işlemci. Gelelim telefonumuzun bellek kısmına yani RAM'ine. 4 GB'lık bir RAM'imiz bulunuyor. Bu RAM LPDDR4X. Bendeki model 64 GB'lık model ama bunun 64, 128 ve 256 GB'lık versiyonları da bulunuyor. Sadece ben bulamadım. Gelelim telefonumuzun tasarımına. 146.7 mm bir uzunluğu, 7.4 mm bir kalınlığı ve 71.5 mm de bir genişliği bulunuyor. Biz iPhone 12 ofiste bulunan stajyer arkadaşımla birlikte iPhone 13 ağırlığıyla da kıyasladık. Tabii ki de iPhone 13 daha ağır. iPhone 12 bana daha hafif geldi. Hatta telefonu alırken acaba çakma bir telefon mu alıyorum diye düşündüm. O derece hafif. Zaten 164 gramlıkta bir ağırlığı bulunuyormuş. iPhone 12'nin her iPhone modelinde olduğu gibi birçok renk seçeneği bulunuyor. Beyaz, mavi, mor, siyah, kırmızı ve yeşil. Hatta Apple zaman zaman yeni çıkarttığı telefon modellerine o mevsime ait renkler falan çıkarıyor. iPhone 15'te daha sonrasında sarı bir renk çıkmıştı. Telefonun fiziksel özelliklerinden bahsettik ama çerçevesi de alüminyum ve elinize tuttuğunuzda gayet premium hissettiriyor. Kendisi kutudan iOS 14 işletim sistemiyle çıkıyor ama siz bunu iOS 10 diye güncelleyebiliyorsunuz. Ben güncelledim. Ayrıca telefonumuz iPhone 11'den sonra en güncel iPhone olabilme özelliğine sahip. iOS 18 ve 19'u da alacak diye planlıyoruz. Apple yetkilisiyim değil mi? Ben planlıyoruz. Uzun lafın kısası kendisi iPhone 11'den biraz daha yeni. Telefonumuz Wi-Fi 6'yı destekliyor. Ve Bluetooth sürümü olarak da 5.0 kullanıyor. Gelelim telefonumuzun dayanıklılık sertifikalarına. IPX 8 suya karşı dayanıklılık ve IP6X toza karşı dayanıklılık sertifikaları bulunuyor. Yani te telefonumuz kağıt üzerinde yarı su geçirmez arkadaşlar. Öyle suya battı çıktı falan günü kurtarıyor ama telefonla havuza gireyim denize gireyim gibi lüksleriniz olmuyor maalesef. Zaten markalar telefona su geçirmez dese bile bunun garantisini vermiyor. Bunu tamamen kullanıcının inisiyatifini bırakıyor. Telefonumuzun teknik detayları bu şekildeydi. Şimdi hızlıca gün içinde çektiğim fotoğraf ve videoları sizinle paylaşayım. Daha sonrasında da telefonun artılarından ve eksilerinden bahsedelim. Şimdi ben telefonu günlük hayatta kullandığımda ne gibi eksi ve artılarla karşılaştım onları anlatacağım. İlk eksisinden videonun başında zaten bahsetmiştim batarya. Eğer gün içinde çok fazla telefonla oynayan, sosyal medyada da çok fazla zaman geçiren bir insansanız 2800 küsur milamperlik bir batarya size yeterli olmayacaktır. Benim yaptığım gibi bir tane power bank ile dolaşmanız gerekecektir. Ama ben gün içinde de zaten çalışıyor olduğum için çok da fazla telefona bakacak vaktim olmuyor. O yüzden evden çıktığımda telefon %100 şarjdaysa eve geldiğimde 10, 15, 7, 8 gibi pil yüzdeleriyle karşılaşıyorum ve günü tamamlamış oluyorum. Diğer bir eksisi de çok kaliteli bir ekrana sahip olmasına rağmen ekran boyutu bana gerçekten küçük geldi. Çünkü benim normalde kullandığım Android telefon gördüğünüz gibi bayağı büyük. Kılıfla birlikte iPhone 12'nin boyutu da birazcık büyümüş oluyor ama ekranda herhangi bir büyüme olmuyor tabii ki. O yüzden ikinci eksim de ekran boyutunun küçük olması. Üçüncü eksisi yani bu göreceli bir kavram aslında ama Android telefonlardaki hoparlör kalitesi ve ses yüksekliği yeterince yüksek oluyor biliyorsunuz ki. Ben kulaklıkla müzik dinlemekten daha çok evin içinde telefondan direkt açıyorum müziği, öyle dinliyorum. Android bir telefon kullanırken bundan gayet memnundum ama Apple bir cihaza geçtiğimde iPhone 12'nin de hoparlörünün çok kaliteli olmadığını hesaba katarsak ses seviyesi bana bir tık düşük geldi. Onun haricinde ses kalitesi iyi ama hoparlörleri yeterince yüksek ses veremiyor. Gelelim artılarına. Şimdi bunları söylerken birazcık kendimle çelişeceğim ama telefon kılıfsızken gerçekten de minicik ve çok ergonomik bir kullanımı var. Böyle kalın bir MagSafe kılıfla kullanmıyorsanız cebinize attığınızda telefonun varlığını unutabiliyorsunuz. Bu da sürekli eğil kalklı bir iş yapıyorsanız cebinizde telefonu hissetmemenizi sağlıyor ve bu artı bir özellik. Diğer artı özelliği de kameraları. Zaten benim iPhone'a geçmemin en büyük sebeplerinden birisi kamerası arkadaşlar. Kanalımı günden güne geliştirmeye çalışıyorum. Instagram'da Reels videoları paylaşıyorum. Bunu bir Android telefonla, yani benim kullandığım gibi orta segment bir Android telefonla yapmam çok zordu. O yüzden iPhone'a geçmek istedim ki kameralarını istediğim gibi kullanabileyim. İster ön kamerasıyla video çekiyorum, ister arka kamerasıyla çekiyorum. Kalite gerçekten de neredeyse birbiriyle aynı. Ayrıca Instagram'a bir story attığımda da kalitesi düşmüyor. Geçen Instagram'a attığım Samsung Galaxy S24 Ultra incelemesi yakında falan storiesi sonradan izlediğimde bana gayet havalı geldi. O story'yi bir Android telefonuna atmış olsaydım o denli güzel gözükmeyecekti. O yüzden bunu da bir artı özellik olarak sayıyoruz. Ve son bahsedeceğim artı özellik de iPhone 12'nin beni Apple ekosistemiyle tanıştırmış olması. Ofiste iMac kullanıyorum. Telefonum iPhone, henüz bir MacBook sahibi değilim ama ofiste hızlıca AirDrop sayesinde veri aktarımı yapabiliyorum ve bu gerçekten de inanılmaz bir veli nimetmiş. Kendimi 90'lardan 2024'e gelmiş gibi hissediyorum yani o derece. Halihazırda kullandığım laptopta MacBook olsaydı gerçekten de tadından yenmezdi ama umarım yakın zamanda o da olur. Mutluyum ya. iPhone 11 değil de iPhone 12 aldığım için. Yani telefonu ben de bir yıl kullanacağım ve eskiyecek. Sonrasında model yükseltmem gerekecek ama iPhone 12 aldığıma gerçekten de memnunum. Beni üzen tek şey 64 GB olması. Onunla da bakalım nasıl yüzleşeceğiz hep birlikte göreceğiz. Evet geldik videomuzun sonuna. Benim bu videoda iPhone 12 ile ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Siz iPhone 12 hakkında ne düşünüyorsunuz? 2004 yılının henüz başlarındayken iPhone 12 almak hala mantıklı mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten de sevinirim. Bu YouTube yolculuğumda bana destek olmak için şu an izlediğiniz videoya like atıp kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca incelediğim ürünler hakkında da soru sormak isterseniz şu an ekranda çıkan Instagram hesabımdan ve TikTok hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.